Tonguç'um şimdi seni bursluluk sınavıyla alakalı bilgilendireceğim. Gerçekten önemli bir sınav. İlk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı adıyla Oo, geçiyor. Ooo burs kazanmak istiyorum ben evet, de. 5, 6, 7, 8 sınıflar 9, 10, 11 sınıflar giriyorlar. Ve bu sınav sonrasında devletten belli bir burs kazanabiliyorlar. Ne zaman yapılıyor bu sınav? 20 Nisan, 25 Nisan 2020'de yapılacak. Çok yani, az kalmış hocam. Çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla 25 Nisan'a kadarki konular ve öncesindeki konular ve sonrasındaki konuları da iyi bilmemiz gerekecek. Başvurular da Mart ayında başlayacak. Yani birkaç ay sonra başlıyor. Başvuru şartları neler? Birincisi asla sınıfta kalmamış bir öğrenci olman lazım. Yani sınıf tekrar yapmamış, herhangi bir ceza almamış olman gerekiyor. Ailenin durumunun da o yıl tespit edilen maaş miktarını geçmemesi. Yani ailenin durumunda belli bir e, kontrol altı olması gerekiyor. Yani sen sınıfta kalmış başarısız bir öğrenciysen ve ailenin durumu çok çok iyi ise buna başvuramıyorsun. Başvuru yeri Milletin Bakanlığı resmi sitesinden başvuruyorsun veya okul müdürlüğüne gidip başvurabilirsin Tonguç'um. Sınavda 100 soru soruyorlar. 100 soru soruluyor ve 120 dakika veriyorlar sana. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Oo. Burası önemli. Türkçe, matematik, fen ve sosyal kısım var. Türkçe'de 25 soru, matematik 25 soru, fen de 25 soru, sosyal de 25 soru. En Ge zor hangisi hocam? Tabii ki burada genellikle Türkçe ve matematiğe dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü matematik dersinde seçici sorular gelebiliyor. Burada şuna dikkat et. E, lise kısmında, fen kısmında fizik, kimya, biyoloji var. Sosyalde e, lise kısmında tarih, coğrafya ve din dersi soruluyor. Burayı da iyi bilmen lazım. Türkçe, matematik zaten bildiğimiz temel dersler. Konulara baktığımızda o yılın müfredat konularının sorulduğunu görüyoruz. Yani o yılın müfredat konuları ne demek? Mesela sen şu anda diyelim ki 7. sınıftaysan 7. sınıfta 1. dönem, ikinci dönem konularını iyi bilmen gerekiyor. Onlardan sonra gelecek. Türkçede işte zarfları, fiilleri, ek fiili çok iyi bilmen gerekiyor. Kontenjan dağılımına baktığımızda on kanunlara özel hak tanıyan öğrenciler girebiliyor. %5 öğretmen çocukları, yüzde %5 oturduğu yerde okul olmayan öğrenciler giriyor. %80 de diğer öğrenciler. Yani kontenjana bu %5 öğretmenler için özel bir ayrım var. %10 kanunlarla özel aktarılan öğrenciler var. Mesela şehit aileleri ya da buna benzer bazı e, aileler var. Ve yüzde %5 oturduğu yerde okul olmayan insanlar yine bu sınava başvuruyor. Bizim bütün videolarımızdaki müfredatla alakalı bilgiler senin bu sınavlarda iyi notlar almanı sağlayabilecek burs kazanabilmeni sağlayacak şekilde hazırlanıyor. Milletin Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde hazırlanıyor. Dolayısıyla sıkı sıkıya takip edersen sınavlarında başarı elde edersin. Ödülü sorumuzu yap yorumlara yollat olmuş. Müzik